Endi radian va gradus o'lchovlar orasidagi munosabatni ko'rib chiqamiz. Quyidagi misolni o'rganaylik. Mana burchaklar radianda berilgan. Burchakning gradus o'lchovini toping. Bu yerda asosiy formula quyidagidan iborat. Pi radian 180 gradusga teng. Eski olaylik, pi radian yarım aylanış burçagi. Radianda bu ham 180 gradus ham yarım aylanış burçagi gradusda. Yani şu sebeple ular birbiriga teng. Bitta burçagini beradi. Şu munosabatdan faydalanıp biz radiandagi burçaklardan gradus keltirishimiz mumkin yoki aksincha gradusda berilgan burçaklardan radianga o'tishimiz mumkin. Masalan bu yerdan biz 1 radian 180 taqsim pi, ya'ni pi ga bo'laramiz. Gradus ekanini hosil qilamiz. 1 radian. Va birinchisi pi taqsim 6 radian necha gradus bo'ladi? Buni topish uchun biz pi ni o'rniga 180 ni qo'yishimiz mumkin. Pi ni o'rniga 180 ni qo'yadigan bo'lsak, 180 gradus bo'lu 6. Deng. 6 ga bo'lsak 30 gradus. Shunday qilib pi taqsim 6 radian 30 gradus bo'lar ekan. Yoki bo'lmasa, biz mana bu yuqoridagi formuladan foydalanishimiz mumkin. Masalan, ixtiyoriy alfa radianni topish uchun alfa radian alfa ko'paytiruv 180 gradus bo'lu pi. Mana bu formuladan foydalanishimiz ham mumkin. Masalan, pi taqsim 6 pi taqsim 6 necha gradus ekanligini topish uchun shu formuladan foydalansak pi taqsim 6 ko'paytiruv alfa o'rnida pi taqsim 6 turibdi. Pi taqsim 6 ko'paytiruv 180 taqsim pi. 180 gradus taqsim pi. Teng pi larni qisqartiradigan bo'lsak 180 gradus taqsim 6 qoladi. Bu 30 gradus. Yani iki xil yo'l bilan topishimiz mumkin bunday hollarda. Va keyingi misolimiz mana ikkinchisida pi taqsim 4. Necha gradus bo'ladi? Pi ning o'rniga 180 gradus qo'yamiz. 180 gradus bo'lu 4. Bo'lsak 45 gradus bo'ladi. Shunday qilib pi taqsim 4 radian 45 gradus bo'lar ekan. Keyingi misolimiz pi taqsim 3. 180 gradus taqsim 3 teng 60 gradus. Shunday qilib pi taqsim 3 60 gradus bo'lar ekan. Keyingi misolimiz pi taqsim 2 radian. 3-chi misol. Pi ning o'rniga 180 gradus qo'yamiz. Natijada biz 90 gradusni hosil qilamiz. Shunday qilib pi taqsim 2 radianli burchak 90 gradusli burchakka teng ekan. Keyingisi 2 radian necha gradus bo'ladi? 2 radian. Bu yerda pi qatnashmayapti. Lekin biz mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Bu yerda alfa o'rnida 2 kelyapti. Demak, 2 ko'paytiruv, alfa ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 180 taqsim pi. 2 ni 180 ga ko'paytirsak 360 taqsim pi gradus. Bu yerda eslatib o'tamiz, pi taxminan 3.114 ga teng. Pi ning qiymati. Masalan, buni shu songa bo'lib biz uni 2 radianni biz gradus o'lchovini topishimiz mumkin. Keyingi misolimiz 3 pi taqsim 2 radian necha gradus bo'ladi? 1 da pi ning o'rniga yana 3 ko'paytirib 180 yozamiz. Pi ning o'rniga 180 gradus yozamiz. Bo'lu 2.
Nasıl adalaştıramız? 180'ni 2 gibi bilsek, bir de 90 gradus kalırdı. 3'ünü 90 gradusu köpaytırsak, 270 gradusu bulardı. Şunu da yakalım, 3 bir taksım 2 radiyan, 270 gradus bulardı iken. Nabattaki misalımız, 30 gradusu bir bıçak, 45 gradusu bir bıçak, 60, 120, 15 gradusu bir bıçak, neçe radiyan bulardı? Yani bıçak gradusla verilgen, biz onun radiyan ölçümünü tapışımız gerek. Birincisi, yukarıda etkenimizdik, asasi münasebat bir yerde 180 gradus pi radiyan ekenliği. Radiyan sözünü yazmayımızda, kısaca biz pi deyip yazalımız. Bundan bir yerde radiyan sözünü taşlak getirelimiz. Bana bu münasebattan faydalanalımız. Aslında bir yerden biz 1 graduslu bir çayını tapışımız mümkün. Bu teyin pi taksım 180 radiyan. Radiyan sözünü yazmayalımız. 1 gradustan ölçüş formülası. Bir yerden biz mesela n graduslu bir çayını hem tapış için formülü yazışımız mümkün. N köpaytırı ama bu son. Yani n pi bölü 180. N gradus bana bunu getireyim. Yani şu formüladan faydalanışımız mümkün. Bakayım bana bunun münasebattan faydalanışımız mümkün. Aslında bu münasebattan faydalanıp birincisini işleyiniz. Bir yüz seksen pi geteyim olsa 30 gradus neçe radiyan bulardı? Yani proporsiyadan faydalanalımız. X de belgeleyelim. X'nin tapışı için X'nin yanındaki iki de sonunu köpaytıramız. Ve bana bu sonu bulamız. Bunları kıskartırsak bir yerde 6 kaladı. Demek pi taksım 6 kaladı. Şunu da yıkılıp 30 gradus pi taksım 6 radiyan buladı. Nabattaki misalımız 45 gradus. 45 gradus deyin. Bana bu formülünü kullanışımızda mümkün. Mesela bir yerde n'nin oranında 45 durdu. 45 köpaytırı pi bölü 180. 45'inde bunu gibi olsak bir yerde 4 kaladı. Neticede biz pi taksım 4'ünü hasıl kılalımız. Şimdi yıkılıp 45 gradus pi taksım 4 getirin iken. Ne bataki misalımız? 60 gradus. 10'nin oranında 60 geliyordu. N pi. Demek 60 köpaytırı pi. Taksım 180. 60 ve 180'ni 60'ya kıskartırsak 3 kalırdı. Bir de 1. Demek pi taksım 3. Cevap 60 gradus pi taksım 3 radiyan geteyim. Ne bataki misalımız? 120 gradus. Teng. N'nin oranında 120 geliyordu. Belki geliyordu bana birinci yol bulan topayalık bunu ham. Mesela 180 gradus pi geteng olsa 120 gradus neçe radiyan buladı? Aytaylık x radiyan. X'ni 2 yönde sonunu birbirine köpaytıramız. 120 köpaytırı pi. Ve bana bu diagonal karama karşı son gibi bulalımız. 180 gradus. Yani bunları kıskartıramız. Mesela bunları biz 62 kıskartırsak bir de 2 kaladı, bir de 3 kaladı. Neticede biz 2 pi taksım 3 sonunu hasıl kılalımız. Şunu da yakalıp 120 gradus 120 gradus 2 pi taksım 3 radiyenge teng iken. Ve nihayet 5. misal 15 gradus neçe radiyan buladı? Ne bana bu formadan faydalanıyorduk? N'nin oranında 15 geliyordu. Demek n pi 15 köpaytırı pi taksım 180. 15 kere buladıken basak. Hop, dastlab 3 kere buladık. 3 kere basak bir de 5 kaladı. 3 kere basak bir de
60 kaladı, 5 ke bölsek dedi 12 kaladı. Demek pi taksım 12. Şunda kılıp 15 gradus pi taksım 12 radyanga teng bo'ldi. Yukarıda biz her bir burçakka bitta m nokta maskelishini ko'rdik. Mana aylanada bitta m nokta maskelishini ko'rdik. Mesela alfa burçakni oladigan bo'lsak, unga mos bitta m nokta maskeladi. Lekin agar aksincha qaraydigan bo'lsak, birta m nokta oladigan bo'lsak, u holda unga cheksiz ko'p burchaklar maskeladi. Mesela mana bu m noktaga alfa burçak ham maskelayapti. Alfa qo'shuv 2pi burçak ham maskeladi. Alfa qo'shuv 4pi burçak ham maskeladi. Mana hozir alfa qo'shuv 6pi burçak va nihoyat alfa qo'shuv 8pi burçaklar mos keldi. Mana yana qaytadan ko'ramiz. Alfa burçak, alfa qo'shuv 2pi, alfa qo'shuv 4pi, mana nuqta aylanyapti 6pi va 8pi. Va hokazo. Demak, aylanadagi bitta nuqtaga cheksiz ko'p burchaklar mos keladi. Mana m nuqtaga alfa burchak ham mos kelyapti. Endi alfa minus 2pi burchak ham mos keladi. Mana ko'rib turibsiz, alfa minus 2pi. Alfa minus 4pi burchak ham mos keladi. Yani alfa minus 4pi. Mana bu yerda nuqta aylanib. Ko'ryapsiz, nuqta aylanyapti. Soat strelkasi yo'nalishida aylanayotganligi sababli bu yerda alfa minus 2pi, keyingisi alfa minus 4pi burchak mos kelyapti. Umuman olganda alfa qo'shuv 2kpi ko'rinishdagi burchaklar mos keladi. Bu yerda k butun son. Mana keyingisida mana alfa minus 4pi. Alfa minus 6pi ko'rib turibsiz. Endi alfa minus 8pi ham mos keladi unga. Alfa minus 2pi. Alfa minus 4pi. Alfa minus 6pi. Va nihoyat alfa minus 8pi burchagini ko'rishimiz mumkin.